sapan politikaları gerçekten bıraktık. Merkez Bankası'ndaki o Türkiye'yi 2 yıldır enflasyona taşıyan, Türk lirasını pul eden insanları artık gönderdik diyeceğiz. Yeni bir kadro, Türkiye'nin vizyonu değişti diyeceğiz. Eğer aynı olması halinde de değişen hiçbir şeyin olmadığını göreceğiz. Tabii bir başka tehlike. Sayın Özdemir, tabii bir özür başka diliyorum. Burada tabii o insanları gönderdik demekten ziyade Erdoğan'ın örneğin faizi %21'e kadar yükseltmeye izin verdiği de konuşuluyor, yansıyor. Yani yine bir izin mekanizması varmış gibi görünüyor. İşte bunu kırabilmek için Merkez Bankası'nın faizi 30'un üzerine çıkartması lazım. Ayın 24'ünde. Evet, 24'ünde Merkez Bankası'nın bir kereki 25 puanın üzerine çıkması gerekiyor. 25 ile 30 arasına çıktığı zaman diyeceğiz ki evet, Erdoğan siyasi söylemlerini devam ediyor olabilir. Erdoğan yine belirli bir kesime mesajlarını, siyasi söylemlerini söylüyor. Ancak bu ekonomide gerçekten artık nasıl ekonomisi bitti, ortodoks dünyaya entegre olmuş, rasyonel, Mehmet Şimşek'in sözüdür bu, rasyonel politikalarla yönetilen bir ekonomi yönetimimiz var diyebiliriz. Ancak yine sizin dediğiniz gibi ortalıkta dolaşan %21, ki o da yılbaşına kadar olan bir faiz artışına izin, ama kalkıp da %20 olması halinde gerçekten işimiz zor. Özellikle dövizi tutmaları konusunda çok zorlanacaklar. Neden dövizi tutmakta zorlanacaklar? İki yolu var. Birincisi, Amerika'da biliyorsunuz faiz artışlarından dolayı Amerikan tahvilleri yükselmeye başladı. Tekrar yükselmeye başladı. Hatta 10 yıllıklar %5'e doğru gidiyor ve son 8 yılın en yüksek rakamına ulaşmak üzere. Yani sizin Amerika'da faiz oranı 10 yıllık tahvillerde dolar bazında %5'i geçtiği bir dönemde sizin yurt dışından bu ülkeye doğru para bulma şansınız yok. Hiç yok. Tam tersi çıkar. Yani şahsen benim dahi param olmuş olsa, tabii, Türkiye'de kalkıp da enflasyonun altında negatif faize yatıracağıma, çünkü biliyorsunuz şu anda mevduat faizi 20 ama enflasyon %50 ve enflasyonun %60'a kadar çıkması söz konusu. %60 enflasyon, ben mevduatıma %20. Yani ben niye bunu alayım? Giderim dövizimi alırım, gider Amerikan tahvilini alırım, dolar bazında %5 getiri sağlarım. Çok ciddi bir getiridir. Bu nedenle bütün dünyaya para Amerika'ya doğru akacak. Zaten akmaya başladı. Daha da akacak. İşte bu akışla birlikte Türkiye'de dolar kıtlığı had safhaya ulaşacak. Zaten şu anda Türkiye'de bir efektif krizi var. Yani siz istediğiniz kadar doları bulamıyorsunuz piyasadan. Bankalardan istediğiniz kadar alamıyorsunuz sınırlı sayıda. Bu efektif krizi dediğimiz ya da Türkçesi vatandaşın anlayacağı tabirle dolar kıtlığının daha had safhaya ulaşılması bekleniyor. Bu nedenle 24 bana göre bizim için biraz da kader günümüz gibi olacak diyebiliriz. Çünkü çok uzattım, kusura bakmayın. Bir de turizm sorunumuz var. Turizmde de aslında istediklerimiz olmuyor, iyi gitmiyor. Rusya'da ruble hızla değer getiriyor. 1 dolar 100 rubleyi geçti. Bu da Türkiye'nin hem ticaretini olumsuz etkiliyor hem de turizmini. Evet. Sayın Özdemir, Mehmet Şimşek diyor ki bu son açıklamaları ben yayını açarken izleyicilerimize aktardım. Sonra size anons Ankara ettim. Evet, Sayın Özdemir'e soracağız ne anlama geliyor bu açıklamaları diye dedim. Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna gelmişiz. Sonuna gelmiş miyiz acaba bilmiyorum ama parasal sıkılaşmayla ilgili yakınız diyor. Sona yakınız diyor. 2024'ün ikinci yarısından itibaren